Yeni bir videoyla tekrardan hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugünkü dikiş tekniğimiz pervaz dikimi. Elbise yakasına fermuarlı pervaz dikimini göstereceğim. Elimden geldiği kadar sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden elbise yakasına fermuarlı pervaz nasıl dikilir birlikte görelim. Pervazı da elbisemin yakasına göre pratikten kesip hazırladım. Şimdi omuzları birleştireceğim pervazımın. İki omuzunu dikeceğim. Pervazımın omuzlarını dikip hazırladıktan sonra şimdi pervazımın etrafını ovalak çekip hazırlayacağım. Pervazımızın overlock'unu geçtikten sonra aynı şekilde bedenin yakasına da overlock geçtim. Ve şimdi bedenle pervazı birleştireceğim. Yakaya dikeceğim pervazı. Pervazımı bedenimizin yakasına diktim. Şimdi pervazımızın yakasına belirli aralıklarla çıtlar atacağım. Yakamı çevirdiğimde gergin olmaması için, rahat dönebilmesi için bu şekilde belirli aralıklarla çıtlar atıyorum. Bunu mutlaka siz de yapın. Çıt atmasını bitirdikten sonra en son olarak da pervazımıza çima dikişini geçeceğim. Pervazı diktim yakaya arkadaşlar. Kenarda 1 santim boşluk olmak üzere yakayı geçtim. Evet, şimdi fermuarı değerledim elimle. Fermuar dikeceğim ve bu arka dikişi kapatacağım. Evet, şimdi fermuarımızı dikeceğiz elbisemize. Önceden değerleyip hazırlamıştım. Şimdi dikimine geçiyorum. Fermuarı dikip bitirdim. Şimdi arka ortayı birleştireceğim. Fermuarın bitiş noktasından başlayıp etek ucuna doğru dikip bitireceğim. Açık olan yeri kapatacağım. Arka ortayı da kapattıktan sonra şimdi sıra geldi. Pervazımızı fermuar ile birleştirmeye geldi sıra. Pervazı dikerken yaklaşık olarak 1 santim kadar boşluk bırakıp dikmemiştim. Şimdi fermuarı araya alarak yaka ile pervazın arasında fermuarı dikiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Orayı da dikiyorum. Fermuarımızın uç kısımlarını pervaz ile yakanın arasına alıp diktim. Şimdi kenar kısımlarını dikeceğim pervazımızın. Kenar dikişlerini de bitirdikten sonra uçtaki bu fazlalık olan dikiş paylarını kesiyorum. Uç kısmımın düzgün bir şekilde dönmesi için. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Şimdi burayı da dikeceğim. Kesip aynı şekilde çevireceğim pervazımı. Ve dikip bitirip çevirdim. Arkadan görünümü bu şekilde.
Evet, yakayı dikip bitirdim. Bu videonun da sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.